hayatın ritmini yakalamanız için geliyor. Huzurlarınızda Doçent Doktor Halit Yerebakan. Evet, hepinize merhabalar efendim. Bir Hayatın Ritmi programında daha karşınızdayız. Aslında çok da uzaklaşmadık. Konularımıza aynen devam edeceğiz. Ne zamankilere? Bir önceki bölümdekilere tabii ki. Yani kısacası anne adayları dosyası devam ediyor. Bugün bakalım programımızda neler var. Bu arada dün de şahit oldunuz, bugün de şahit olacaksınız. Yani kısacası programımızdaki hayat hikayelerinden biri siz de olabilirsiniz. Lütfen bize şu anda ekranlarınıza gelen numaralardan mesaj gönderin. Programımızla alakalı karşılaştığınız ve sizin de belki yaşadığınız durumları lütfen bizleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye devam edin. Çünkü orada aslında önümüzdeki günlerde hayatın ritminde neleri konu alacağız ve sizler acaba bu hastalıkların hangisiyle örtüşüyorsunuz? Bunların hepsini görebilirsiniz. Evet, izliyoruz bakalım bugün programımızda neler varmış. Hayatın ritmi. Hayatın ritmi doğum dosyasıyla ilgili merak edilenlere yanıt buluyor. Şu insancıyla da olmadı dedi. En sonunda artık doktor eve gitmesi gerekiyormuş, beni sezaryen al dedi. 16 saat doğum sancısı çekti. Sabah 5'te sancılarım başladı, biz akşam 9'a kadar bekledik. Ardından sezaryene karar verildi. Benim 39. haftada ultrason bulgularımda bebeğin suyunda hafif bir bulanıklık görüldü. Yeni anne Deniz Ekşi yaşadıklarını anlatıyor. Saat 9 gibi sezaryene karar verdik çünkü doğum ilerlemiyordu. Profesör Doktor Gazi Yıldırım, sezaryen doğumun kimlere yapılması gerektiğini açıklıyor. Ya yan duruyor, ya poposuyla geliyor, bacaklarıyla geliyor. Bunun gibi doğum kanalını kapatan miyomlar, uğurlar, kitleler vesaire gibi şeyler olduğu zaman. Keyfi sezaryenler anne ve bebek sağlığını nasıl etkiliyor? Sezaryen şöyle düşünülmeli, köprüden önceki son çıkış gibi. Hayatın ritmi yardım elini uzattı. Biz Halis Hoca'ya denk gelene kadar bütün umudumuzu kaybetmiştik. Acaba hiç mi çocuğumuz olmayacak diye düşünürken. Akarsu çiftinin bebek hayali gerçek olabilecek mi? Ben Özge Hanım'a seni gebe bıraktıracağım demedim. Ben Özge Hanım'a sen... Kadınların kabusu çikolata kisti. Endometriyoz hastalığı kısırlık için gelen, yani çocuk üreme problemi olan 10 kadında. Amerikalı ünlü doktordan çikolata kisti hakkında önemli açıklamalar. Çikolata kistinin tedavisi var mı diye sordum. Cevabı Gazi Hocam'dan dinliyorum. Semptoma göre tedavi yapılıyor hocanın da dediği gibi. Ağrısı varsa ağrıya yönelik tedavi. Kısırlık sorunu varsa... İkiz bebek bekleyen anne adayı Senem Ekin Şen Önal hamilelik sürecini anlatıyor. Gece uyutmuyorlar artık, evet. Yan döndüğümde bir taraf tekmelemeye başlıyor. Diğer yana döndüğümde diğer taraf tekmelemeye başlıyor. Bebeklerini nasıl dünyaya getirecek? Normal doğum mu, sezaryen mi? Bir bebeğin ayakları aşağıda, birinin ayakları yukarıda, yani ters durdukları için. Yeni doğum yapan anneleri bekleyen tehlike, lohusa sendromu. Kadının çocuğunu doğurmasıyla birlikte vücudunda ani hormon değişiklikleri oluşuyor biliyorsunuz. İşte bu hormon değişiklikleri de... Lohusa sendromu hangi tehlikelere yol açabilir? Depresyonu derinleşiyorsa, yani majör depresyona gidiyorsa... Psikoterapist Deniz Aygün anneleri uyarıyor. Risk azalmaz. Eğer tedavi edilmediyse ilk depresyon, kendiliğinden iyileştiyse risk artar. Birazdan Doçent Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Anne adaylarımıza yönelik bölümlerimiz devam ediyor efendim. Evet, bugün sezaryanı konuşuyoruz ama çok önemli bir konuğum var. Bir annemiz burada. Sezaryanla bebeğini dünyaya getirmiş olan Deniz Ekşi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Deniz Hanım, önce sizi bir tanıyalım. Kaç yaşındasınız? 34 yaşındayım. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum, aktif olarak çalışıyorum. Kurumsal iletişim alanında çalışıyorum. Evet, peki. Şu anda doğum izindesiniz. Doğum izindeyim, evet doğru. Kaç ay oldu? Ocak'ta doğum yaptım. 2,5 aylık bir bebeğim var. Çok güzel. Baba çalışıyor mu? Baba evet çalışıyor. O da çalışıyor. O da aktif, yoğun. Evet. Bebekle aynen. Nasıl, iyi misiniz? Her şey yolunda? Bebekle iyiyiz. Sağ olsun annelerimiz çok destek verdi ilk süreçte. Hem benim annem hem eşimin annesi. Kayınvalidem. İkisi de çok destek oldular. Bu sürece alışmamda, hem bebeğe alışmamda, bebeğin bana alışmasında. O yüzden hani rahat bir süreç geçirdik. Şu anda ben artık kendi kendime bir şeyleri idare ettirmeye çalışıyorum. O yüzden şu anda gayet iyi gidiyoruz. Herhangi bir sorun yok. Şimdi geri döneceğim. Hikayenin asıl başına. Hamileliği nasıl geçti? İlk 3 ay bir değişiklik hissettin mi? Yok, şöyle bir şey söyleyebilirim. Hamilem çok rahat geçti. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Mide bulantılarım hiç olmadı. 37. haftaya kadar zaten çalıştım. Devletin sunmuş olduğu evet. Son haftaya kadar sürdürdüm çalışmamı. Ki yoğun bir şekilde de çalışıyordum. Mesleğim yoğun bir meslek. Gayet güzel bir hamilelik geçirdim. Bebeğim de sağ olsun bana çok destek oldu. Beni üzmedi. Beraber uyumlu bir süreç geçirdik onunla. 37 hafta doldu. Kontroller sıklaştı. Bu arada çok kilo aldın mı? Mesela toplam 9 kilo aldım. Çok iyi. Evet, yani ben kendimden daha fazla kilo almayı bekliyordum ama 9,5 kiloyla doğuma girdim. Yani hatta bekliyoruz ya, bazen anneler değil mi 12-15 evet. Görenler çok normal oluyor hatta. Peki sonra hep 37 haftalık takiplerin boyunca doğum açısından kendi tercihin mesela nasıldı veya doktorun seni yönlendirdi mi, doğal doğum dediğimiz normal doğum mu yoksa sezaryana mı programlandı? Hiç sezaryana programlanmadık aslında. Başından beri ben hep normal doğum istiyordum. Hep kendimi de bu şekilde hazırladım. Doktorum da beni bu konuda çok destekledi. Hep bu 9 aylık süreci hep normal doğuma hazırlanarak geçirdik. Ne güzel ya. Ama işte beklediğimiz gibi olmadı. Ne oldu? Şöyle kaç bir şey haftaydı? Oldu. Benim 39. haftada ultrason bulgularımla bebeğin suyunda hafif bir bulanıklık görüldü. Bebeğin dışkısını yapmış olabileceği riski konuşulmaya başlandı. Evet. Biz doktorumla o zaman sezaryen mi olsun yoksa normal doğum beklemeye devam mı edelim onu konuşmaya başladık. Doktorumun da yönlendirmesiyle biz biraz daha beklemeye karar verdik. 41. haftaya kadar bekleyebiliriz diye. Öyle mi? Evet, aynen öyle oldu. Bir dakika, bayağı da beklemişsin. Şimdi evet. Normalde 38'den sonra biliyorsunuz hocalarımızla da konuştuk. Yani bugün yine tekrar ederiz, sorarız ama çok ilginç bir şeydir. Çocuk büyümeye başladıkça annenin rahminde çok fazla yer tutmaya başladıkça ve olgunlaştıkça cildi yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Hı hı. Ve cildi suyu annenin işte o rahmindeki kesenin içine o dökülmeye başlayınca suda artık bulanıklık görülmeye başlanıyor. Evet. Hatta böyle tane tane ultrasonda doktorunuzun böyle yanında size de gösterir. Ultrasonun bak hareketlerini görüyorsun falan diye. Orada mesela şey yaparsınız. Yani bizim başımıza geldiği için biliyorum. Orada görürsünüz böyle bulanık, eyvah bir şey mi olacak falan. Bu aslında cilt döküntüsüdür genelde. O yüzden doktorlar eğer acaba dışkısını yapıp yapmadı mı ya neyle kontrol ediyorlar? NST yapıyorlar. Çocuğun hareketlerinde bir anormallik var mı? Beklenenden az hareket ediyor mu? Strese girmiş mi? Bir sıkıntı var mı diye. Eğer bu sıkıntı yoksa bekleme kararı veriliyor. Evet. Ve siz de öyle beklediniz. Evet, NST sonuçlarım çünkü düzenli ve normal olduğu için bekleme kararı aldık. 41 geldi. 41, yani şöyle 41'in sonuna kadar bekleyebiliriz dedik. Ama 40. hafta 40+0'da benim sancılarım başladı zaten. Nasıl bir sancı bu iş ya? Çok... Ya şöyle, sabah 5 gibi başladı benim sancım. Hani hafif hafif geldiğini hissediyorum ama o zamana kadar NST'lerde hiçbir şey olmadığı için bir sancım görünmüyordu. O yüzden hani tam ona yormadım. Acaba doğum sancısı mı değil mi? Hani ben mi öyle düşünüyorum? Emin olamadım. Sonra baktım sıklaşıyor ve belli bir aralıklarla geldiği için doğum sancısı olduğunu düşündüm. Nişan denilen bir durum varmış. Onunla karşılaştım. Hı-hı. Hemen doktorumu aradım zaten. O da şey dedi, vakit kaybetmeden hemen hastaneye geldi. Koş, yetiş buraya. Ve şöyle bir... Sabah kaç oluyor bu? Ben 5'te başladı sancılarım ama... Hep de böyle 9, sabah erken saatte hikayelerde evet, galiba. 9 gibi falan aradım doktorumu. Hani bir 3-4 saat evde geçirdim, bekledim. Şansımıza eşim de çok hastaydı. Ateşli, bir 40 derece ateşle yatıyor falan. Eyvah. Evet, maalesef eşim o süreçte bana destek olamadı, eşlik edemedi. Aileme haber verdim. Ailemle beraber hastaneye gittik biz. Bir dakika.
hastayım diye ben ya gelmiyorum. Ya şöyle, yok domuz gribi olduğu için bayağı kötüydü. Çünkü aynı arabada gitmek istemedik. Zaten o ateşlendiği zaman biz biraz evde ayrıldık. Ve domuz gribi falan aynı evde yaşamak da... Evet, çok şükür problem. Bulaşmadı bize. Ama işte o süreçte bizi riske atmamak için o da dedi ki ben gelmeyeyim, aynı arabada olmayalım, ne olur ne olmaz. O da çünkü ilaç sektöründe çalıştığı için biraz biliyor bu süreçlere, hakim. Ailem beni, anne ve babamla beraber biz hastaneye gittik. NST'ye girdim, sancılarım sıklaşmıştı, 4 dakikada bir geliyordu. Doktorum dedi ki seni eve göndermiyorum, ben hani eve gideceğim, biraz dinleneceğim, tekrar geleceğim falan diye düşünüyordum. Ama doktorum seni göndermiyorum, hemen yatış veriyorum. Burada bekleyeceğiz bu süreci, burada geçireceğiz dedi. Hala herhangi bir şey yok, doğal doğum, normal doğum bekliyorsun. Evet, bekliyoruz. Aynen. Peki. Öyle ki 16 saatte bekledik. 16 saat. Aynen, yani sabah 5'te sancılarım başladı, biz akşam 9'a kadar bekledik. Orada bir anne ne düşünür çok merak ediyorum. Yani o kadar saat beklerken, şimdi biz mesela bir şey bekliyor olsak değil mi, canımız sıkılacak. sen mesela aklına neler geliyor o 16 saat boyunca? Yani şöyle, çok bir şey düşünemiyorsunuz çünkü birazcık süreci hızlandırmak için, yani benim bayağı uzun sürdüğü için suni sancı falan verildi bana. Zaten hani o nasıl bir şey? Çok ağır evet, bir şey mi? Evet, yani normal sancılarımdan çok farklı gerçekten. Yani şimdi aynı adaylarını korkutmak istemiyorum ama yani sancılı bir durum. Tamam. Sağ olsun o sırada bana hemşirelerimiz ve dayanılmayacak bir şey değil ama. Değil, tabii ki değil. Yani çünkü siz onu hazırladığınız için 9 ay boyunca kendinizi, başınıza ne geleceğini biliyorsunuz. Yani bir ağrınız olacak, onu hazırlıyorsunuz. Hani tek düşündüğünüz bebeğinizin sağlıklı olması, bu süreçten ikinizin de sağlıklı bir şekilde çıkması. O yüzden hani onun motivasyonla devam ederseniz çok o ağrılar sizi çok böyle yormuyor. Hakikaten öyle. Yani şeyi anlatırken konuşacağım ağrı programımızda ama insan eğer bir şekilde kendini mutlu ediyorsa, birisine sarılmak bile insan vücudunda endorfinleri yükseltiyor. Yani doğal ağrı kesicilerimizi yükseltiyor. Çocuklarımızın ağlamasını susturabilmek için o yeni doğan annenin dokunması bile o çocukta doğal ağrı kesici etkisi yapıyor. Bir insan kendini bu şekilde psikolojik olarak hazırladığında gerçekten çok hissetmeyebilir. Peki bu sancıları ne zaman verdiler? O 16 saatin sonunda mı, 16 saatin içinde mi? İçinde. Hı. Yani ben hastaneye gittiğimde, yani şöyle söyleyeyim, 12-1 gibi suni sancılara biz başlamıştık. Çünkü bebeğin dışkılama riski olabileceği için, yani doktorumuz hani deri döküntüsü de olabilir ama dışkılama da olabilir. Hani bunu net bir şekilde göremeyiz. Hani sudan biz bunu anlayabiliriz dedi. Hani ultrason net bir bulgu vermez. Ancak doğumda anlayacağız dedi. Aynen yani. Doğumda anlayacağız. O yüzden birazcık süreci hızlandırmak istiyorum dedi. Eğer dışkılamaysa hani bebeği orada bekletmek istemiyorum dedi. O yüzden biz zaten saat 11 gibi, 12 gibi falan suni sancılara başlamıştık. Öğlen. Evet, öğlen başlamıştık. Ya, doktor mesai bitimine kadar bu iş pahalı olsun diye aradan... Ya şimdi değil mi? Böyle hikayeler de duyuyoruz yani. Yok, doktorumuz sağ olsun çok, yani akşama kadar bizimle bekledi. Tamam, ne güzel. Tebrik ediyoruz doktorumuza. Sonra? Doğmuyor çocuk. Doğmuyor çocuk. Bekliyoruz. Yani şöyle, benim hani dışkılama olup olmadığını anlamak için suyumu kesmeleri gerekti. Tamam. Sonra çok şükür mekoyum olmadığı çıktı. Yani dışkılama olmadığı çıktı. Tamam. Biz devam ettiriyoruz süreci ama suyu... Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Büyük azim. Evet, inanılmaz. Sonra? Yani bütün o doğum suyu hani aktığı için doktorum hani daha fazla, yani bugün bu doğum olacak. Hani akşam 10'a kadar beklerim ama daha fazla beklemem. Seni de bebeği de riske atmak istemiyorum dedi. O saatten dedi. Sonra artık riske atmış gibi olacak. Enfeksiyon yani. Riski olabilir, her şey olabilir dedi. Maksimum bekleyebileceğim saat 10 dedi. Ben 9'a kadar dayanabildim. 9'da artık sezaryona. 9'a ne oldu? Yani artık inanılmaz ağrılarım olmuştu. Çünkü doğum başlamıyor. Hani doktorlarımız kontrollerini yapıyorlar. Ya çocuğu niye rahatsız ediyorsunuz? Yani. Belki doğmak istedim. Yani şöyle NST... Ben burada iyiyim demiş yani, anladığım yani kadarıyla. Yani şöyle, NST zaten sürekli bağlıydım. Bebeğin hareketlerini biraz azalma görmeye başladılar son bulgularda. Ondan sonra artık hani biz de ne yapalım diye doktorumla beraber oturup bir karar vermek durumundaydık. Saat 9 gibi sezaryana karar verdik. Çünkü doğum ilerlemiyordu. Tamam. Doğum ilerlemediği için sezaryen karar verildi. Peki bu karar verilince bu kadar 9 ay boyunca motive oldun, kendini evet. Böyle şey yaptın. Oysa da aklına ne geldi? Ya şöyle bir şey oluyor. Bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü hani kendimi farklı bir şey hazırlamıştım. Hani bebeğim için de kendim için de onun daha sağlıklı ve iyi olduğunu düşünüyordum. Buna inanıyordum. Aslında o yüzden... öyle.
Evet, yani o yüzden hani birazcık üzüldüm ama yani bebeğimi de riske atamazdım o noktadan sonra. Çünkü doktorum da artık hani daha fazla beklemememiz gerektiğini söylemişti. O yüzden de bu kararı vermek zorundaydık. Kararı verdik. Sonrasında da zaten normal doğum olamayacağı kesinmiş. O yüzden de doktorum da iyi ki beklememişiz, sezaryanı almışız diye bir şey söyledi. O yüzden biraz içim rahatladı. Bir dakika, neden kesilmiş peki? Ya şöyle, bebek doğum kanalına girememiş. Bir kemik, ya kemik arasına sıkışmış. O yüzden evet. De maalesef normal doğum gerçekleşemedi. Anladım, belki de o yüzden hakikaten böyle bir şey oldu. Peki sonrasında toparlanma süreci veya ani bir sezaryen kararı verildiği için... ağrı yönetiminde bir eksiklik oldu mu? Sezaryeni rahat geçirdin mi? Çok rahat geçirdim. Yani zaten benim bir korkum yoktu. Hani ameliyathaneye falan giderken de öyle bir korkum yoktu. Sonrasında da epidural sezaryen oldum. Sonrasında da çok rahat. Yani öyle çok fazla ağrımsızım olmadı. Dikişlerimde herhangi bir problem olmadı. Dikişlerim çabuk iyileşti. Doktorumuz zaten gerekli kontrolleri de yaptı doğumdan sonra. Yani ben çok bir sıkıntılı bir süreç yaşamadım. Tabii ki ilk zamanlar biraz hani bebeğimi almakta, hani ona bakım sağlamakta zorlandım. Dikişlerimize delenebilir bir şey olabilir korkusuyla. Hani yine o noktada annelerim bana destek oldu. Ama kaç günde taburcu oldun hastaneden? 3 gün kaldım. 3 gün kaldım. Hı hı, evet, bayağı şey. Peki son bir soru. Tabii. İkinci çocuğun istiyor musun? Yani istiyorum, evet. Bence çok güzel bir şey. Çocuk yalnız kalmaması lazım. Yani bir ev ne kadar kalabalıksa aslında hem ülke açısından da, değil mi? Ülke o kadar güçlü. Ne kadar fazla bir nüfusumuz varsa. Ama onun dışında bir evin içerisindeki sağlıklı dengenin belki de oluşabilmesi için bence çocukların da çok yalnız kalmaması gerekiyor. Cenab-ı Allah isteyen herkese nasip etsin. Burada şunu sormak istiyorum. İkinci çocuk olursa, onu da tekrar normal doğal doğum denemek ister misin? Kesinlikle düşünürüm. Yani onu araştırmıştım zaten. Minimum bir 2 yıllık sürenin geçmesi gerekiyor. Sonra tekrar normal doğum yapılabilir diye de hani okumuştum. O yüzden hani eğer böyle bir süreci geçirirsem normal doğumu tabii ki denemek isterim. Evet, bu da bir engel değil zaten. Bunların hepsini konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Profesör Doktor Gazi Yıldırım, sezaryen doğumun kimlere yapılması gerektiğini açıklıyor. Ya yan duruyor, ya poposuyla geliyor, bacaklarıyla geliyor. Bunun gibi doğum kanalını kapatan miyomlar, uğurlar, kitleler vesaire gibi şeyler olduğu zaman... Keyfi sezaryenler anne ve bebek sağlığını nasıl etkiliyor? Sezaryen şöyle düşünülmeli, köprüden önceki son çıkış gibi. Hayatın ritmi yardım elini uzattı. Biz Halis Hoca'ya denk gelene kadar bütün umudumuzu kaybetmiştik. Acaba hiç mi çocuğumuz olmayacak diye düşünürken. Akarsu çiftinin bebek hayali gerçek olabilecek mi? Ben Özge Arma seni gebe bıraktıracağım demedim. Ben Özge Arma sen... Kadınların kabusu çikolata kisti. Endometriyoz hastalığı kısırlık için gelen, yani çocuk üreme problemi olan 10 kadında. Amerikalı ünlü doktordan çikolata kisti hakkında önemli açıklamalar. Çikolata kistinin tedavisi var mı diye sordum. Cevabı Gazi Hocam'dan dinliyorum. Semptoma göre tedavi yapılıyor hocanın da dediği gibi. Ağrısı varsa ağrıya yönelik tedavi. Kısırlık sorunu varsa... İkiz bebek bekleyen anne adayı Senem Ekin Şen Önal hamilelik sürecini anlatıyor. Gece uyutmuyorlar artık, evet. Yan döndüğümde bir taraf tekmelemeye başlıyor. Diğer yana döndüğümde diğer taraf tekmelemeye başlıyor. Bebeklerini nasıl dünyaya getirecek? Normal doğum mu, sezaryen mi? Bir bebeğin ayakları aşağıda, birinin ayakları yukarıda, yani ters durdukları için. Yeni doğum yapan anneleri bekleyen tehlike, lohusa sendromu. Kadının çocuğunu doğurmasıyla birlikte vücudunda ani hormon değişiklikleri oluşuyor, biliyorsunuz. İşte bu hormon değişiklikleri de... Lohusa sendromu hangi tehlikelere yol açabilir? Depresyonu derinleşiyorsa, yani majör depresyona gidiyorsa... Psikoterapist Deniz Aygün anneleri uyarıyor. Risk azalmaz,
Eğer tedavi edilmediyse ilk depresyon, kendiliğinden iyileştiyse risk artar. Birazdan doçent doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Evet, annelere özel bölümlerimiz, anne adaylarına da özel bölümlerimiz devam ediyor. Şimdi doğum dün ne vardı? Yani bir önceki bölümümüzde ne vardı? İşte normal doğumu konuştuk. Bu sefer de sezaryana birazcık masaya yatıralım istedik. O yüzden Profesör Doktor Gazi Yıldırım bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halit Hocam. Şimdi birçok hastamız vardı. Ondan sonra bir bugünkü bölümümüzde konuk olan hastamız bize dedi ki ya ben kendimi çok dedi konsantre bir şekilde hazırladım. Ondan sonra normal bir şekilde doğuracaktım dedi. Her şey dedi normaldi dedi. Hastaneye gittim dedi. Sancılarım başlamış dedi. Ondan sonra bir türlü dedi şey olmadı dedi. Yani doğum gerçekleşmedi dedi. Ondan sonra suni sancı verildi. Suni sancıyla da olmadı dedi. En sonunda artık doktor eve gitmesi gerekiyormuş. Beni sezaryen aldı dedi. Böyle demedi tabii ki. Şimdi nereye sen diye bilemedim. Ama yani normal doğum gerçekleşmedi, açıklık olmadı dedi. Sezaryene alınmışım, iyi ki de alınmışım dedi. Çünkü doğum kanalına aslında girmiyormuş. Orada bir engel vardı gibi bir yorumda bulundu. Şimdi günümüzde biz işte doğumu incelerken araştırdık, baktık ki özel hastanelerde artık sezaryen oranları %90'lara kadar çıktı. Bu bir tercih gibi noktaya geldi ama yurt dışına gidildiğinde, yurt dışı örneklerine baktığımızda aslında çok da tercih gibi değil. Evet. Birazcık da doğal doğumun, normal doğumun aslında yapılması gerektiği, gerçekten endikasyonu olan durumlarda sezaryenin tercih edildiği konuşuluyor. Ülkemizde durum neden böyle, neden sayılar birazcık daha fazlalaşmaya başladı? Şimdi aslında bütün camianın ve derneklerin Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışması var. Özellikle Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği'nin, ben de bir yöneticisi olarak Sağlık Bakanlığı olan projemizden bahsetmek istiyorum. 2023'e doğru sezaryen oranını %35'in altına indirmeyi hedefliyoruz. Fakat durum şöyle, Türkiye Avrupa'da en fazla sezaryen oranı olan ülke. Bütün dünyada da Brezilya ve Çin'den sonra üçüncü sırada. Bizden sonra da Meksika ve İtalya var. En fazla sezaryen oranına sahip ülkeler. Bu hasta tercihi niye mi, böyle, doktor tercihi mi? Nedir niye bu? Böyle? Bunun üzerine çok dikkatli bir şekilde gitmek gerekiyor. Biz bununla ilgili çok büyük çalışmalar yaptık Jinekoloji Obstetrik Derneği olarak. Çünkü biz Sağlık Bakanlığı'ndan ortak bir projeye başvurduk. Ortak bir proje yürütüyoruz. Sezaryen oranının düşünülmesi. Şimdi sezaryen oranının yüksek olmasının birkaç sebebi var. Yani hem iğneyi kendimize batıralım hem çuvaldızı kendimize batıralım burada. Sezaryen oranı Türkiye'de niye yüksek? Bir, özel hastanelerde %100'ün üzerinde sezaryen oranı var. %100'e yakın yani %90'ların üzerinde daha doğrusu sezaryen oranı var. İki, en çok sezaryen nerede yapılıyor? Üniversite hastanelerinde. Neden? Çünkü problemli hastaların geldiği yer, son referans merkezi üniversite hastaneleri çoğunlukla bundan dolayı oran yükseliyor. Şimdi Halit Hocam, normal doğum için bir doğal yol üretmiş zaten. Bunun doğal yolu var. Sezeryen bu doğal yola dıştan bir müdahale. Sezeryen şöyle düşünülmeli, köprüden önceki son çıkış gibi. Sezeryen oranının yüksek olmasının birçok nedeni var. Burada sadece hasta istekleri değil, aynı zamanda çeşitli medikolegal problemler ve sorunlardan kaynaklanan bir yönelim de var. Sanılanın aksine sezeryen mesela normal doğumdan daha pahalı değil yani özel hastanelerde. Evet. Sezeryen oranını düşürmek için birçok çalışma yapılmış. Biz bu pansuman tedbirlerin işe yaramadığını sunduk Sağlık Bakanlığı'na. Mesela normal doğumun ücretinin arttırılması gibi. Bu arttırmamış normal doğumun sayısını. Sezeryen oranını azaltmamış. Şimdi doğum öyle bir şey ki önlenemeyen veya öngörülemeyen şeylerin olabileceği bir hadise. Yani siz beklemediğiniz anda ters köşeye yatacak bir şey olabilir doğum sırasında. Evet. Buna bağlı oluşabilecek %1-2'lik majör komplikasyonlardan bir, sizin hekimi korumanız lazım. Hekime malpraktisin rücu etmemesi lazım. Tabii ki çok bariz hatalarda illaki hekimi koruyucu bir kanun çıksın istemiyoruz biz. Ama öngörülemeyen ve önlenemeyen olayların olduğu bir hadiseden bahsediyoruz. O yüzden malpraktis yasasının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. İki,
ebelik müessesesinin Avrupa'daki ülkelere bakın, İngiltere mesela, ciddi bir ebelik müessesesinin olduğunu görüyorsunuz orada. Ebelerin, eğitimli ebelerin doğumu baştan sona kadar takip ettiği, sorun olduğu anda hekime müracaat ettiği bir sistemden bahsediyoruz. Burada bir, yani aslında değil mi? Şimdi doktor işin içerisinde olduğunda, doktor doğumu gerçekleştirdiğinde, olası bir problem olduğunda hastanın karşısında muhatap oluyor ve yasal olarak da bağlayıcı oluyor. Ama diğer tarafta tabii ebelerde de yasal olarak bağlayıcı, netice itibariyle onlar da dokunuyorlar ama hasta zaten o doğal komplikasyonları kabul etmiş bir şekilde ona başvuruyor. Sanki doktora gittiğinde hiçbir şey olmayacakmış gibi. Ama doğal doğum dediğiniz zaman doğal olarak gerçekleşen bütün komplikasyonlarda içinde barındırıyor. Ha, ebe olsun, doktor olsun fark etmiyor yani. Komplikasyon var tabii. Şey yani oluyor. Burada ikinci bir sorun da, bakın biz doğduğumuz günden beri bilgisayar kucağımızda, elimizde telefon ve pelvis yapısı değişiyor insanların. Biz ırk olarak neticede kısa boylu bir ırkız yani. Çok böyle büyük değiliz ki, insanlarımız uzun değil. Pelvis yapısı da eskiden doğduğu günden beri tarlada, bağda, bahçede çalışan insanların pelvis yapısıyla oturduğu ve doğduğu günden itibaren masa başında çalışan bir insanın pelvis yapısı aynı olmuyor. Hasta soruyor. Yani diyor ki, leğen kemiği yapısı. Leğen kemiklerinin yapısı. Doğuma müsait olmuyor. Diyor ki hocam, diyor, ben işte gebeliğim 3 aylık, artık pilatese başlayacağım, spora başlayacağım, normal doğruyum. Tamam da sen 30 yıldır hiçbir şey yapmamışsın yani. 6 ay yapsan? 6 ay yapsan ne olacak? Evet, yine de destekliyoruz olacak. Hakikaten. Evet, sporu destekliyoruz. Sporu destekliyoruz. Şey. Ama son anda yapacağınız hamleler hayat şeklinizi düzeltmezseniz çok fazla belirleyici olmuyor. Herkese normal hayattaki egzersizlerinize, sporlarınıza devam edin. Hamile kaldığınız zaman ona uygun egzersize dönüştürün, evet, bu egzersizleri. Bir de medyanın rolü var. Tabii komşunun rolü var. Yani kadınlarımız da korkuyor. Siz sokağa çıkıp 10 kadına sorsanız 9'u sezeryen tercih edecek. Evet, hakikaten böyle bir soru. Bence soralım arkadaşlar. Hatta sordunuz mu? Evet. Aa, sormuşlar. Cevabı dinliyoruz o zaman. Kesinlikle normal doğum. 3 çocuğum var. 3'ü de normal doğum. Sezeryan. Şu an yani bence ağrı da olmuyor en azından. Eskisi kadar insanın sancı da çekmiyor. Bence sancı çekmemek için sezeryan daha iyidir. Gerektiği yerde eğer hayatı riski varsa sezeryan olabilir. Sezeryan. Ben 3 tane çocuğum, 3'ünü de sezeryandan doğum yaptım. İşte 19 yaşında kızım en küçüğüm. Yani çok rahatım. Hiçbir kere de kontrole bile gitmedim yani. Çok çok rahatım. İyi yani. Benim çevremde çok yani gençler hep sezeryana daha iyi şey yapıyorlar, tercih ediyorlar. Yeğenim yeni doğum yaptı işte sezeryanla, ağrısız kalktı da şimdi ayağı da çok iyi yani. Evet, soralım, annelere soralım. Nedir bu durum? Hocam, en büyük etkeni bence halk arasında birbirini etkileme. Çünkü diyor ki ay çok zor, işte şöyle olur böyle olur. O sezeryana benim çevremde çok var mesela, yeni gelen. Eğilim var. Eğilim var. Kolay. Da kolay ameliyat diyor. Haberim olmuyor. Ben diyor ay o kadar sancı çekemem diyor. Mesela ben kaç kişiyi çevirmeye Ayça çalıştım. Ayça Hanım'ın mahallenin muhtarı, o iyi bilir. Aşk olsun. Yani gönüllerimizin muhtarı, öyle söyleyeyim. Resmi bir görev yok. Düzeltmeli olsun. Evet. Hocam, benim çok samimi bir arkadaşım burcunu belirlemek için sezeryan tarihi aldı. Yani bu gerçek. Evet, oluyor burcu böyle ve şey. İşte doğum tarihini belirlemek için. Ama bu da hani doğaya aykırı değil mi? Değil mi? Burada yorumlar. Benim de kızım doğum yapacak. Bugün doktora gittik. Tamam. Doktor karar verdi. Yarın sabah 7'de gel, sezeryan yapalım. Ya her şey normal ama kızım sezeryan istiyor. Doktor da onayladı. Evet, isteğe bağlı sezeryan yapıyoruz değil mi? Bir engeli var mı bunun? Şu an kanunen bir engeli yok. Hasta istediği zaman mecburen yapılıyor bu. Sezeryanı bir tarif edelim hocam. Ne yapıyoruz sezeryanda? Sezeryanda aslında bir ameliyat bu Halit hocam. Dediğim gibi yani bunun yapılması gereken haller var. İşte ilk gebelik. Bebek ya yan duruyor, ya poposuyla geliyor, bacaklarıyla geliyor, ya bebeğin plasentası doğum kanalını kapatıyor, ya çoğul gebeliklerde baş makat şeklinde duruyor bebekler. Bunlar, bunun gibi doğum kanalını kapatan miyomlar, urlar, kitleler vesaire gibi şeyler olduğu zaman ya da daha önce sezeryan olmuş şeyler, o zaman biz karnı kesip, karnın 6-7 katını keserek içeriye giriyoruz, rahime. Rahimin alt tabakalarından, oldukça alt kısmından
rahimi keserek bebeğe ulaşıyoruz, kafasına veya poposuna. Oradan bebeği çıkarıyoruz. Evet. Sonra bu işlem çok kısa bir süre içinde yapılıyor. Diyelim ki hasta narkoz alıyor, bebek narkoz almasın diye. Yani bir dakika içinde o bebek çıkarılıyor oradan. Doğal doğumu konuştuğumuz bölümde de hatırlarsınız, makat gelişin aslında günümüzde bir sezaryen endikasyonu olduğunu konuşmuştuk. Evet. Şimdi bebeklerin şu bir anne karnındaki rotasyonuna bakalım, bir döngüsüne bakalım. Arkadaşlarım o grafiği versinler ve ne oluyor da bu çocuklar... İşte makat geliyor. Bebek bir aylıkken anne karnında böyle. Sonra devam edelim arkadaşlar. İki aylık birazcık daha büyüdü. Üç aylık oldu. İşte artık büyüyor. Dört ay. Beş aylık artık oturmaya başladı. Altı ay. Bu arada duralım bir dakika. Altı ay yukarıda. Evet. Sonra yedi ay. Altıdan yediye döndüğünde ters dönüyor. Ağırlık ve yer çekiminden dolayı. Bebek kafası aşağıda, poposu yukarıda duracak şekilde yani duruyor. Anne karnında aslında o yer çekimi etkisi bebeğin ağırlık merkezinin farkından dolayı mı bebek yer değiştiriyor? Sonra, önce normal oturuyor. Evet. Sizin gibi siz de ayakta duruyorsunuz, başınız yukarıda, onun da başı yukarıda. Sonra 6-7 ay dönemlerinde yukarıya devrilmeye başlıyor. Evet. Burada eğer bebeğin bu dönüşünü bozan, bu arada bebek sürekli hareket ediyor aslında. Yani başı zaman zaman yukarıya gidip geliyor. Çünkü relatif olarak rahim daha büyük, su daha fazla, kordonu uygun, hareket ediyor. Ama bir yerde bunun hareketini bozan bir şey olduğu zaman, mesela baş yukarıya çıkıyor, miyom var diyelim rahim duvarında, dönüp aşağı gelmesini engelliyor. Ya da dolaşırken, anne karnında dönerken kordon takılıyor bir tarafına, boynuna veya işte bacaklarına sarılıyor. Kordon artık onun hareket etmesine engel oluyor. Gene bebek... Başı yukarıda, poposu aşağıda kalıyor. Veya yan duruşlar oluyor. Ya da rahimde çeşitli sakatlıklar var. İşte kalp şeklindeki rahim, duvarlı rahimler, tek taraflı rahim gibi. Orada da bebeğin duruşu ile ilgili problemler var. Bir de çoğul gebeliklerde bebek diğer kardeşinden ötürü dönemediği için makat duruş sergileyebiliyor. Bu da bir duruş şekli aslında. Biz ilk zamanlar doğurtuyorduk ama çok fazla sorun çıkıyor. Şöyle rahim ağzı açılıyor. 10 santim açılması lazım buradaki açıklık. Evet. 10 santim olması lazım ki doğum kanalına bebeğin kafası geçebilsin. Şimdi popo yumuşak olduğu için 8 santimken doğmaya başlıyor. Ama 8 santim ile 10 santim arasında geçen süre 1-2 saat yaklaşık olarak. Bu sefer popo doğuyor, baş takılıyor yukarıda. Bundan dolayı oluşan risklerden dolayı ilk gebelik makat ise geliyorsa sezeryen, artık bütün dünya karar verdi buna, evet, sezeryen yapılıyor. Yoksa çok büyük risk almış oluyorsunuz. Gene bebek, biz mutlaka doğuma yakın gebeyi muayene ediyoruz. Çatı muayenesi yapıyoruz. Çünkü bu kişinin D vitamini eksikliği olabilir, osteoporoz olabilir, gelişimsel kalça çıkıklığı olabilir veya pelvisi dar olabilir. Minyon yapılıdır, 4,5 kilo bebek diyabeti vardır. Eğer bebeğin başıyla pelvisi arasında uyumsuzluk varsa başını da ölçüyoruz artık ultrasonda. Bebeğin bütün ölçülerine bakabiliyoruz. Tahmini bir kilo hesaplayabiliyoruz. 4500, Türk ırkı için belki 4000 daha doğru. 4000 gramın üstündeyse kişinin de pelvis yapısı ona uygun değilse diyoruz ki baş pelvis uygunsuzluğu var. Popo yumuşak, doğum kanalının şeklini alabiliyor ama baş öyle değil. Belli bir mesafeye kadar küçülüyor çünkü kafa kemikleri birleşmemiş oluyor. Orada da bir uygunsuzluk varsa gene sezeryan yapmanız gerekiyor. Onun dışında acil sezeryan gerektiren durumlar var bir de. Var. Bekledim. Plasentanın ayrılması mesela. Hı. Ani kanama olması. Dekolman çok riskli bir şey. Anne hayatını da riske sokan bir şeydir. Su bazen ağrısız bir şekilde su kesesi patlar. Bu bebeğin içeride olduğu amniyon kesesi bazen ağrısız bir şekilde yırtılır. Buradan bir kordon sarkar mesela. Kordon sarkması olduğu zaman acil sezeryen endikasyonudur. Plasenta yapışma anomalisinden şüphelendiğiniz zaman acil sezeryen endikasyonudur. Suyunun hiç kalmaması ve açıklığın hiç olmaması, gene ya iyi beslenememeden dolayı az idrar yapıyordur bebek ya da suyu yırtılmıştır. Bu da acil sezeryen endikasyonudur. Mekonyum aspirasyonu, yani çocuğun kakasını yemesi, yutması. Gene su kesesini açtık, hiç açıklık. Mekonyumu olan bebek doğuma yakınsa doğurtuyoruz, o riski alıyoruz. Ama hiç açıklığı yok. Bakıyoruz kakasını yapmış içeride ki iyi beslenememenin ve bazı enfeksiyonların ön bulgusudur bebeğin içeride kakasını yapması. Niye riskli? Çünkü içinde yüzdüğü suyu bebek bütün ciğerlerine dolduruyor. Kakasını içeride yapmışsa o su ciğerlerine gidiyor. Bu doğduktan sonra bebekte ciddi bir pnömoni oluşturuyor. Akciğer enfeksiyonu, zatürre. Peki son ana kadar normal doğum bekleyen ama sonrasında sezeryana bir şekilde dönen anneler.
Bu durumu açıkladığınızda nasıl tepki veriyorlar? Yani şöyle Halit Hocam, doğanın belirlediği belli bir saatler var. İlk doğum yaklaşık olarak 24 saat içinde tamamlanmalı. İkinci doğum, üçüncü doğumlar daha kısa sürüyor. 16 saat, 12 saate iniyor üçüncü doğumda mesela. İlk doğum sizin belirlediğiniz o doğal sürede tamamlanmıyorsa bir sorun var demektir. Şimdi doğum normal yolla ilerlemiyorsa, sancılarda düzensizlik varsa suni sancıyla sancıları kuvvetlendirip düzene sokuyoruz. Yani sancıları bir hizaya sokuyoruz. Buna rağmen bebeğin kafası inmiyorsa, inmesine rağmen doğum kanalı açılmıyorsa o zaman burada bir terslik var demektir. Bu saatleri de özellikle ilk doğumda 24 saate kadar uzatıyoruz aktif doğum süresini. Gene doğmadıysa, bu süre içinde doğmadıysa o zaman diyoruz ki bir terslik var ve doğum gerçekleşmeli yani. Doğum gerçekleşmeli, nasıl gerçekleşmeli? Orada da ilerlemeyen travay denilen bir hadiseyle gene sezeryen gerekiyor. Bunun dışında yaptığınız istemli sezeryen burçlara göre, yükselen burçlara göre, anne isteğine göre olan sezeryenler tamamen keyfi sezeryenlerdir. Evet. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Gazi Hocam biliyorsunuz bizim bilim kurulu üyelerimizden ve kadın hastalıkları ve doğum konusunda en çok güvendiğimiz ve bizlere destek olan, aslında hastalarımıza da destek olan değerli öğretim üyesi hocamız. Biz tüp bebek bölümünde bir hasta ağırladık burada. Çocuk sahibi olmak isteyen bir anne adayını. Bir hatırlayalım Özge Akarsu'yu. Hiçbir yere ayrılmayın. Önce onu izleyelim. Neler yaşamıştı, neler anlatmıştı. Sonra hangi aşamadayız onu ben size söyleyeceğim. Değerli konuğumuz şu anda burada. Yalnız da değil, ailesiyle birlikte burada hatta. Sevgili Özge Akarsu. Bir ailenin çocuk sahibi olma özlemi. Ben evlendiğim ilk günden beri eşime hep aynı şeyi söylüyorum. Bir çocuk sahibi olmak istiyorum. O 3 aylık ilaç tedavisinden sonra doktorum benden bir rahim filmi istedi. Zaten maceramız bizim o şekilde başladı. Bir baktık, ne oldu, ne doğuştan ben daha annemin karnındayken rahimde şekil bozukluğu varmış. Rahim sol tarafım var. Rahimde sağ bağlantı tüp yollarım yok. Üç yılımı verdim. Yani hala daha vermeye hala devam da ediyorum çocuk sahibi olmak için. Keşke bilseler ne kadar şanslı olduklarını ama maalesef. Akarsu ailesi en büyük hayaline kavuşabilecek mi? Ben size yardım edeceğim. Ben raporlarınızı inceledim. Hocayla konuştum. Şansınız var. İnşallah. Özge Hanım yaşı genç bir hastamız. Yumurtalık rezervi iyi. Ama doğuştan gelen rahminin yarısının yokluğu mevcut. Sorun çözülecek. Siz de kendi hayatınızın ritmini yakalayacaksınız bu sayede. Allah iyi ki sizi karşımıza çıkartıyoruz. Tekrardan bir yola başlıyoruz. İnşallah hayatın ritmine 3 kişi olarak programa geri dönüyor olacağız. Evet, Özge en son bu ailesinin olduğu artık ameliyat hazırlıkları başladı. Bu gibi problemlerle anne olmak isteyen birçok insanın karşılaştığı birçok sorun vardı. Özge Hanım'ın rahimiyle alakalı bir sorun rahimi vardı. Rahimi çok küçük Halit Hocam Özge Hanım'ın. Onu birazcık büyütmeye çalışacağız, içini genişletmeye çalışacağız. Ki erken doğum riski olmasın, olmasın diye. Olmasın diye. Ben Özge Hanım'a seni gebe bıraktıracağım demedim. Ben Özge Hanım'a sen çocuğunu alıp gideceksin dedim. Seni İnşallah. Halit Hoca bize emanet etti madem. Çocukla gitmen lazım burada. İnşallah. Gerçekten yoksa gebe bıraktık, üçüncü ayda düşük oldu, onun bir kıymeti kalmayacak. İnşallah. Çünkü Özge Hanım önce rahimi genişletilecek, sonra yardımcı üreme tedavisi yöntemleriyle gebe kalacak. Gebe kalınca da üçüncü ayda rahim ağzına dikiş koyacağız. Ve o çocuğunu sapasağlam yoğun bakıma koydurmadan eline vereceğiz. İnşallah, İnşallah seninle birlikte. İnşallah. Evet, gerçekten
İnsanların hayatlarına dokunmak bizleri mutlu ediyor ama eminim ekran başında bu insanlar şifa bulsun diye sizler de dua ediyorsunuz. Ve bizler de hakikaten bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Anne olmak bence çok özel bir şey, çok kutsal bir şey. Anne olabilmek de çok da kolay bir şey değil. Bu kadar şey konuşuyoruz. Yani işin hamile kalma noktasından itibaren bakın hala doğuma kadar değil mi? Bölümler konular bitmiyor. Anlatsak daha da detaylı var. Daha gebelik zehirlenmesi konuşmadık. Daha birçok konumuz var. Gerçekten kolay bir şey değil. Ben kadınlarımıza her türlü detayı en iyi şekilde anlatmaya ve onlara bilgileri sunmaya gayret ediyorum ki hayatta bu istedikleri şeyi elde edebilecekleri tüm bilgiler ellerinde olsun, tüm doğrular karşılarında olsun ve her zaman bizlere de sormaya devam edebilirsiniz. Programımız yine bir hasta hikayesiyle devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayatın ritmi. Kadınların kabusu çikolata kisti. Endometriyoz hastalığı kısırlık için gelen yani çocuk üreme problemi olan 10 kadında. Amerikalı ünlü doktordan çikolata kisti hakkında önemli açıklamalar. Çikolata kistinin tedavisi var mı diye sordum. Cevabı Gazi hocamdan dinledim. Semptoma göre tedavi yapılıyor hocanın da dediği gibi. Ağrısı varsa ağrıya yönelik tedavi. Kısırlık sorunu varsa... İkiz bebek bekleyen anne adayı Senem Ekin Şen Önal hamilelik sürecini anlatıyor. Gece uyutmuyorlar artık, evet. Yan döndüğümde bir taraf tekmelemeye başlıyor. Diğer yana döndüğümde diğer taraf tekmelemeye başlıyor. Bebeklerini nasıl dünyaya getirecek? Normal doğum mu, sezaryen mi? Bir bebeğin ayakları aşağıda, birinin ayakları yukarıda yani ters durdukları için. Yeni doğum yapan anneleri bekleyen tehlike, lohusa sendromu. Kadının çocuğunu doğurmasıyla birlikte vücudunda ani hormon değişiklikleri oluşuyor biliyorsunuz. İşte bu hormon değişiklikleri de... Lohusa sendromu hangi tehlikelere yol açabilir? Depresyonu derinleşiyorsa yani majör depresyona gidiyorsa... Psikoterapist Deniz Aygün anneleri uyarıyor. Risk azalmaz. Eğer tedavi edilmediyse ilk depresyon kendiliğinden iyileştiyse risk artar. Birazdan doçent doktor Halit Yerebakan'la hayatın ritminde. Ben sana yardım edeceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Kısmı bir felç geçirmişim ben bu hastada. Çocuk sahibi olmak istiyorum. Ne zamandan beri hekime gitmeniz? 5 yıl başından beri. 5 yaşından beri. Ben eski sağlığıma kavuşurum Allah'ın izniyle. Ben Özge Hanım'a seni geride bıraktıracağım demedim. Ben Özge Hanım'a sen çocuğunu alıp gideceksin. Doğru nefes almayı tam olarak beynine oturtması gerekiyor. Derin nefes. İşte önemlisi de uzatayım. Hayatınızın ritminin burada atmasını istiyorsunuz bize. Yazmayı, bizi aramayı ihmal etmeyin. Evet, anne adayları, anneler, belki de hamile kalmak isteyenler. Sizin için şimdi çok özel bir bölüm arası başlıyor. Nedir bu konu? Çikolata kisti diyebiliyorsunuz. Belki de birçoğunuzun yani bedeninde olan bir hastalık. Ama detaylarını konuşacağım. Fakat detaylarını kimle konuşacağım biliyor musunuz? Az önce burada Gazi Hocam vardı biliyorsunuz. Hala burada ancak özel bir konuk getirdik. Amerika'nın en ünlü kadın doğum hekimlerinden ve bu konuyla alakalı önemli bir cerrah. Dünyadaki otor isimlerden, dünyadaki bu konunun altına imza atmış hocalardan birisi bizlerle birlikte. Far Najat. Please welcome. Thank you very much. Nasılsınız? Teşekkür hocam. Ederiz hocam. Evet, sezaryanı konuştuk ama bu konu gerçekten dedik ya anne sağlığını konuşuyorsak, anne adayları kadın için de konuşuyorsak, kadın sağlığını konuşuyorsak çikolata kisine de yer vermemiz gerekiyor. Evet. Öncelikle başlamak istiyorum. What is endometriosis? How can you define it? Good afternoon. Endometriosis is a female
benign condition that when the tissue resembles the lining of the uterus, grows outside of the uterus, on the ovaries, on the back of the uterus, on the bowel, on the bladder, and it is a very common problem in women. It is estimated 1 out of 10 women have this problem. Her 10 kadından birisinde görülüyor endometriyoz, yani çikolata kisti. Evet. Ve ben doğru mu anladım? Rahim dokusunun rahmin dışında farklı yerlerde olmasını tarif. Rahimin içini döşeyen hocanın dediği endometrium dokusunun, bu gebeliğin yerleştiği, her ay gebelik oluşmadığı zaman da adetle dökülen kısmın, endometriumdur o kısmın, karın içindeki zarlarda, idrar torbasında, bağırsaklarda, karaciğerde, bazen akciğerde yerleşmesine deniyor endometriozis hastalığı. So, how does the endometriosis happen? The endometrial tissue spreads out to these sites? We think that when a woman menstruates, some of the blood, instead of coming out of the uterus outside, goes from the fallopian tubes in her abdomen, and there is some immunological problem in that person, and that tissue grows outside. Şöyle bir şey oluyor diyor, bazı kadınlarda immünolojik, yani bağışıklık sistemiyle alakalı bir sorun var. Evet. Ve bu sorun sebebiyle aslında adet gördüğünüz zaman rahim içinde olması gereken kanama, bunun bir miktarı diyor tüpler aracılığıyla karın boşluğuna geçiyor ve oralarda adeta ekiliyor. Ekilme durumu. Evet. But I have a question. Bir sorum var. I have heard that woman cries blood even while menstruating, have endometrial tissue in conjunctiva or skin or some other places. That's not inside the abdomen, that's outside the body. How could it be happening? How could it be happening? Nasıl oluyor böyle diyorsunuz acaba? So, unfortunately we don't know... I'm sorry, let me translate. Burada şunu sordum. Öyle kadınlar var ki literatür, tabii biz sağlık iletişimciliği yaptığımız için bunların hepsini okuyoruz. Çikolata kisti dediğimiz şey, bu rahim dokusunun karın içinde farklı yerlere gitmesi dedi hoca. Ama öyle kadınlar görüyoruz ki adet dönemlerinde gözyaşları yerine kan geliyor. Yani gözlerinden adet görüyorlar. Belki ciltlerinin farklı yerlerinde oluyor. Göbek deliğinden adet görüyorlar. Göbek deliğinden adet görüyor. Bu karın içi değil. Nasıl oluyor da bu oluyor dedim. Yes please. So there are several theories that how the endometriosis starts. Some of them because of the fallopian tubes, the blood comes out. But the cells also could travel from the through the blood and go from the uterus to the eye, to the brain, to the lung. Or there are different theories that maybe through the lymphatic channels or even the cells that the woman is born changes to become endometriosis. Çok ilginç. Bu endometriosis tümör gibi Halit Hocam. Tümöründen tek farkı insan hayatını kısaltmıyor. Kanser gibi bunlar da damar yoluyla yayılabiliyor. Uzak endometriozisi açıklayan teori de bu. Ya lenfatik damarlarla ya da kan damarları, venöz dönüş damarlarıyla, toplar damarlarla uzak yerlere gidiyor. Yayılıyor yani. Gene doğuştan gelen o kısmı örten zarlar, çölomik epitel deniyor. Onun metaplastiğe dönüp değişmesi de mümkün diyor hoca. Yani doğduktan sonra hücreler yapı değiştirip ona da dönüşebilir. Yani genetik faktör de var. Annesinde endometriyoz varsa 2,5 kat daha fazla endometriyoz oluşuyor kızında. Tam açıklayan bir teori de yok aslında bunu. İşte ama her 10 kadından biri. Çok yaygın. Çok yaygın. Büyük bir ekonomik problem. It's a great economic problem. Cost problem, so, right? In the United States. Can you explain it? It's, biz konuşmuştuk hocayla. Amerika'da ciddi bir sağlık bütçesi buna ayrılıyor yani endometriyoz ise. Evet.
Today, actually, our show was regarding on pregnancy. Yeah. what I want to ask is that does this endometriosis condition blocks or reduces the chance of pregnancy? Yes. So, as I said, endometriosis is very common. In 1 out of 10 women have this problem. Unfortunately, it could start when the young girls, when they are adolescents, until when they go to menopause, they have this problem. Causes several problems. Severe pain that a person cannot go to work or go to school. Like menstrual pain? Yeah, menstrual pain. The most common is menstrual pain, could cause painful intercourse and generalized pelvic pain, and also could cause infertility. So estimated cost in United States is about $120 billion a year, because it has effect on the life of that woman that has to go to doctors. Frequently, they have to have surgeries. They cannot get pregnant. They have to have infertility treatment. And a lot of these women have to have hysterectomies. And unfortunately, some of them, they could turn to cancer. Okay. So, burada şimdi şöyle bir şey var. Dedim ki yani bugün biz hamileliği konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz programımızda ama acaba engel mi diye dedim. Orada inanılmaz bir dünyayı açtı muazzam bizi. Muazzam bir şey var. Şöyle yani 10 kadında bir görülüyor ama Halit Hocam bu endometriyoz hastalığı kısırlık için gelen yani çocuk üreme problemi olan 10 kadında 5-6'sında gözüküyor. Yaygın yani %50-60 oranında gözüküyor infertilite hastalarında. Ve önemli bir şekilde kendi rezervi azaltıyor, tüpleri kapatabiliyor, yapışıklık yapabiliyor. Bunlardan dolayı üreme azaldığı gibi aynı zamanda kronik ağrı, ilişki sırasında ağrı, işte bunlara bağlı olarak sosyal hayattan kopma, ilişki yaşayamama gibi nedenlerden dolayı da bir de kanserleşebiliyor dedi. Neyi kanserleşiyor? Yani endometriyosu olan kadınların ileriki hayatında yumurtalık kanseri gelişme riski toplumda diğer kadınlara göre 2,5 kat daha fazla. Yani onda bir olanınki 2,5 kat daha fazla, bu çok ciddi çok bir... Çok yaygın bir sorun yani. Ve yıllık 120 milyar Amerikan doları sadece Amerika bütçesi. Tabii. İnanılmaz bir şey. Çok yüksek. Yes, so is there a treatment for this? Yes. The treatment is towards the taking care of the symptoms. If the person has pain, we start with some hormonal treatment like birth control pills, different types of hormones. But most of the time, unfortunately, they end up having surgery to go and remove the endometriosis. Endometriosis could cause also cysts on the ovaries. So you have to remove the cyst to be able to remove the pain and also improve the infertility. Çikolata kistinin tedavisi var mı diye sordum. Cevabı Gazi Hocam'dan dinleyelim. Yani tedavisi var ama kesin tedavisi var mı diye sorarsanız yok. Bu üreme çağında menarştan menopoza kadar hastalık kadını takip ediyor ne yazık ki. Yani kesin bir tedavisi yok. Semptoma göre tedavi yapılıyor hocanın da dediği gibi. Ağrısı varsa ağrıya yönelik tedavi. Kısırlık sorunu varsa kısırlığa yönelik tedavi. Kanser şüphesi varsa ki çok benziyor bazen kansere. Ona yönelik bir cerrahi tedavi yapılabiliyor. Ama ben gittim ameliyat ettim temizledim bitti mi? Bitmedi. Östrojen olduğu sürece vücutta çıkıyor tekrardan. O zaman bu lazerle falan ameliyatlar yapılıyor. Yapılıyor. Güzel de temizliyorsunuz. İlaç veriyorsunuz, baskılıyorsunuz. İlacı bırakıyorsunuz. 2 ay sonra endometriyosis tekrar çıkıyor. Ameliyat yaptınız, temizlediniz. 2-3 ay sonra tekrar çıkıyor. Çikolata kisinden kurtuluş yok mu? Menopoz. Ya da yumurtalıkları aldırmanız lazım. I asked him, final question. Is it possible to get cured or get rid of this endometriosis? He said... Maybe menopause. Well, this depends to the how severe the endometriosis is. Sometimes even after menopause, unfortunately, endometriosis persists. Evet. Yeah, unfortunately. So you have to individualize
every woman based on her age, based on the severity of endometriosis to take care of them. Evet, bu tabii menopoza da geçmeyebilir. Bu hastalığın şiddetine bağlı olarak bazı insanlar da hayat boyu maalesef kalabiliyor. Dolayısıyla belirli şikayetleriniz varsa mutlaka bir kadın doğum hekimi tarafından taranmanız. Yani özellikle ağrı, ağrılı adet görme, oturduğu yerde sürekli ağrı duyması, evliyse ilişki sırasında ağrı varsa bu şikayetler yani endometriozisle ilgilidir aksi ispat edilene kadar. Bunun için yaygındır mutlaka bir hekime gözükmelerinde fayda var. Mutlaka kontrol edilmesinde fayda. Erken saptanırsa çünkü baskılanabiliyor, büyümesi engellenebiliyor. Böylece üretkenlik de birazcık korunabiliyor. Anladım. Gazi Hocam, bugün için çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for joining us. Thank you very much. Our pleasure. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Sağ olun efendim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım sırada neler var. İkiz bebek bekleyen anne adayı Senem Ekin Şen Önal hamilelik sürecini anlatıyor. Gece uyutmuyorlar artık, evet. Yan döndüğümde bir taraf tekmelemeye başlıyor. Diğer yana döndüğümde diğer taraf tekmelemeye başlıyor. Bebeklerini nasıl dünyaya getirecek? Normal doğum mu, sezaryen mi? Bir bebeğin ayakları aşağıda, birinin ayakları yukarıda, yani ters durdukları için. Yeni doğum yapan anneleri bekleyen tehlike, lohusa sendromu. Kadının çocuğunu doğurmasıyla birlikte vücudunda ani hormon değişiklikleri oluşuyor biliyorsunuz. İşte bu hormon değişiklikleri de... Lohusa sendromu hangi tehlikelere yol açabilir? Depresyonu derinleşiyorsa, yani majör depresyona gidiyorsa... Psikoterapist Deniz Aygün anneleri uyarıyor. Risk azalmaz. Eğer tedavi edilmediyse ilk depresyon, kendiliğinden iyileştiyse risk artar. Birazdan doçent doktor Halit Yerebakan'la hayatın ritminde. Evet, bugün tabii sezaryana daha çok ayırdık günümüzü ama sırada çok özel bir konuğum var. Özel diyorum çünkü bana göre şanslı. İkizlere hamile bir annemiz var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür Senem ederim. Senem Hanım, değil mi? Evet. Senem Hanım, kaç yaşındasınız Senem Hanım? 39 yaşındayım. 39 yaşındasınız ama onun çok güzel bir özelliği var. Aynı zamanda yoga eğitmeni. Yoga eğitmeniyim, evet. Bir önceki bölümümüzde de normal doğuma hazırlık aşamasında yogadan bahsetmiştik. Size de söyleyeyim. Nasıl geçti hayatınız? Bugüne kadar neler yaptınız? Yoga nereden hayatınıza girdi? Ve bugün iki çocuğunuz var. Ona geleceğim sırasıyla. Ben 14 yaşımda skoliyoz ameliyatı olmak durumunda kaldım. Çünkü bayağı ciddi bir eğriliğim vardı. Boyum hemen attığı için doktor bir süre korse takmayı denedi. Fizyoterapi denedik o yaşlarda. İşe yaramayınca ve eğim çok artınca ileride hayatımı negatif etkilememesi için... Böyle yamuk muydu sırtınız? Yani evet, kollarımı şöyle uzattığımda sağ kolum resmen daha uzundu o zamanlar. Yani? Evet. Yani net bir şekilde beden eğitimi öğretmenim fark etti bunu. Dolayısıyla fizyoterapi ve korse, ki korse ergenlikte hiç hoş bir şey değil, onu taktıktan sonra ameliyata karar verildi. Çünkü ilerleyecekti tam ergenliğe girdiğim için. Evet, çok büyük de bir ameliyat. Büyük bir ameliyat. Yani o şimdiki aklım olsa belki daha çok korkabilirdim ama o yaşta anlamıyorsunuz. Büyük bir ameliyat. İçimde platinler var, füzyon var torasik omurgamda. Yani omurgalar birleştirmiş, ilerleyen bölümlerimizde bundan bahsedeceğiz. Böyle hastalarımız da olacak ama omurgaların adeta birbirine kaynatıldığı... Aynen. ...ve hareketin kısıtlandığı bir şeyden bahsediyoruz burada. Aslında evet ama şansım benim hani lomber bel kısmında değil de yukarıdaki, evet, daha... Zaten fazla, hareket aynen, fazla olmayan yerde. Aynen. Ama o zaman bile hatırlıyorum hani ileride hamile kalırsan... diye bir cümle vardı. Neydi hani, o cümle? Yani ileride hamile kalırsan sorun olabilir, akciğerler etkilenebilir. Eğer ameliyat olmasaydım, hani daha yamuk, daha böyle şey, skoliozun o ileri hali olsaydı, bebekleri taşımak zor olabilirdi. İlk çocuklarınız mı? İlk, evet. Evet, 39 yaşındayım dediniz ama ikizlere hamile olduğunuzu ne zaman öğrendiniz? O kaçıncı haftaydı? 6 ile 8 arası gibi öğrendik.
Tabii şok olduk. Yani korktun mu peki başta? Korkmaz mıyım tabii ki. Yani maddi manevi büyük değil bir mi? Şey. Evet. İki çocuk birden dünyaya geliyor. Benim eşim ikiz, tek yumurta ikizi. Öyle mi? Dedem öyle. Ondan sonra ailemde var. Ben de çok istedim. İkisi böyle bir anda olsunlar falan diye. Ben ne zaman böyle bir espri yapsam eşim beni böyle gırtlaklayacak gibi hissediyorum. İşte benim eşim de öyleydi. Evet. Peki. Normal doğuma mı hazırlanıyorsunuz? Şimdi bir bebeğin ayakları aşağıda, birinin ayakları yukarıda, yani ters durdukları için sezaryen olacak gibi gözüküyor. Anladım. Zaten ikisini de peş peşe doğurmak biraz zor herhalde. Evet, doktorum da böyle düşünüyor. Artı platinler olduğu için sırtımda çok akınmak iyi olmayabilir. Hani bir sürü faktör var. Şimdilik öyle gözüküyor. Peki, ikizlere hamile olmanın psikolojisini ve fiziksel yükünü de böyle merak ediyorum. Tabii. Sağdan sola dönmek zor mu? Zor. Oturduğunuz yerden kalkmak zor mu? Size yani destek olan birileri var mı? Bu hayat nasıl geçiyor yani bu? Yani aslında ben biraz bağımsız karakterde bir insanım. Çok fazla böyle gel bana yardım et, sana tutunayım, kalkayım. Yani o çok gerekmedi ama yüzmeye de gidiyorum. Yani nasıl desem, gece uyutmuyorlar artık. Evet, yan döndüğümde bir taraf tekmelemeye başlıyor. Diğer yana döndüğümde diğer taraf tekmelemeye başlıyor. Ve içeride az alan olduğu belli. Bir de kiloları sadece buraya aldım daha çok. Evet, evet. Yani yer dar. O hissettiriyor kendini. Özellikle bu haftalarda. Peki ikisi eş zamanlı mı hareket ediyorlar, yoksa önce biri birini dürtüyor, uyandırıyor falan. Hadi kalk biraz rahatsızlık doktorum verelim. Doktorum diyor. Birbirlerinin varlıklarından haberdar olduklarını, hissettiklerini ve birbirlerine dokunmak istediklerini. Ama tabii arada zar var. Bazen gel buraya diyor, el geçmiyor öteki tarafa falan. Geçmiyor, aynen, evet. Ama hani bazen evet, mesela biri kız biri erkek. Başlarda kız daha uslu ve şeydi, hareketsizdi. Erkek hep hareketliydi. Şimdi insan yapıyor, öngörü veya tahmin ediyor. Belki karakteri de öyle olur, daha yaramaz olur mu? Anne olan birçok arkadaşım vardır. Tabii. Onlarla kendini hiç karşılaştırdığın oluyor mu? Yani aslında bu sürece girdiğimden beri ikiz anneler arayışı başladı. Çünkü asıl hani ikiz annenin halinden ikiz anne anlıyor. Çeken bilir. Çeken bilir, evet. Yani şimdi aynı değil. Evet. Evet, aynı olmadığı için arayışım o yöndeydi ve birkaç tane çok güvendiğim arkadaşım var. Çoğu da yoga yaptı, aktif insanlardı. Hani benzer profilde. Onlarla hep iletişim halindeyim. Peki doğuma giderken? Ki yolda, yani artık 3 hafta, 4 hafta, aynen, bilmiyorum. Yani en fazla 4 hafta. En fazla 4 hafta daha dayanabilirim. Daha fazla dayanamam. Ki 38 işte. 38, en evet. Fazla deniyor. Hayır, 40-41 artık bu programda öyle şeyler duyduk ki. 41, İkizde de mi? Bir ikizde değil. Ha. İkizde hiç duymadım. Eşim de kaç haftalık doğmuş açık söylemek gerekirse onu da bilmiyorum. Ama bir endişeniz var mı doğumla alakalı? Tabii bilinmeyen bir şey... Birazcık endişe derken doktoruma çok güveniyorum. Kendinizle alakalı, bedeninizle yani, alakalı, tabii sağlığınızla alakalı. Tabii bunu kotarabilecek miyim, başarabilecek miyim, işte onlara yetebilecek miyim, sezaryen muhtemelen olacağı için iyileşme süreci nasıl olacak, o konularda bilmediğim için, deneyimlemediğim için birazcık ameliyatlı iki çocuğa birden bakmak biraz... Aynen, yani yardım olacak mutlaka çok şükür ama yine de biraz endişe var, evet. Evet, söylemek istediğiniz anne adaylarına... Tavsiyeleriniz var yani mı? Yogayı çok tavsiye ederim. Hareketli kalmak bence önemli. Bir de bu bizim kültürümüzde biraz de var. Nasıl desem, hurafeler olabiliyor. İşte kolunu kaldırınca düşük olur. Ya da işte eğilip squat yaparsam doğum başlar mı? Hani hareketli, doktorun izin verdiği ölçüde kalmaktan bence kimse çekinmesin. O zaman daha iyi geçiyor. Ama böyle hani ben yatayım, işte 3 kişi için yiyorum. Hani böyle sınırsızca kilo almak. Kaç kilo aldınız? 6. Ya tam bebeklere gitti yani, öyle diyebilirim. 34 haftada 6 kilo. İnanılmaz, evet, bir şey. Evet. İnanılmaz bir şey ve ikizlere hamilesiniz. Ve ikiz, evet. Evet, inanılmaz bir rakam gerçekten. Ama ben doktor bana 20 kilo alabilirsin dedi, 22 alabilirsin dedi. Diyet de yapmadım aslında. Normal yedim, sağlıklı yedim ve ama aktif kaldım. Ama aktif kaldınız. Aktif kaldım. Aktif kalmanın önemi, evet, sağlığınızı düşünüyorsanız hamileyken de aslında kendinizi, bedeninizi düşünmeniz lazım. Sağlıklı yaşam tarzı demek, hayatta belli zamanlarda ara verdiğiniz değil. Aslında sizin için normalin artık sağlıklı bir yaşam biçimi olduğu manasına geliyor.
Ben Senem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu ederim. Muhteşem tecrübeyi bizlerle paylaştığı için inşallah sağlıkla sıhhatle pozitif çocuklarınızı... Pozitif bir hamilelik geçirmek mümkün. Onu evet, söylemek istiyorum. Evet. Çok, çok güzel. Yoga da sürekli vurguluyoruz. Sadece yoga değil yani egzersiz aslında nefesle birlikte çalışılan her türlü egzersizin doktorunuza danışarak tabii faydasını görebilirsiniz. Sırada evet artık doğum yapmış olalım ve sonrasında karşılaştığımız bir sorun var. Nedir o? Lohusalık sendromu. Şimdi ondan bahsedeceğiz ama hazırladığımız küçük bir klip var, onu izleyelim. Doğum. Cenab-ı Allah'ın kadına sunduğu inanılmaz bir deneyim. Yeni bir canlının dünyaya geldiği bu dönemin her aşaması büyük bir önem taşıyor. Özellikle doğumdan sonraki 6 haftayı kapsayan lohusalık dönemi anneler için kabusa dönüşebiliyor. Lohusa döneminde doğumdan 2 hafta sonra başlayan ve ağır depresyona kadar giden sendrom ne yazık ki her 5 kadından birinde görülüyor. Ve eğer erken teşhisle tedavi başlamazsa sonuçları intihar, hatta bebeğine zarar vermeye kadar gidebilir. Uzmanların anneleri doğumdan sonra bekleyen sinsi hastalık olarak tanımladıkları toplumda Lohusa sendromu, tıpta ise postpartum depresyon olarak bilinen hastalık, beyin kimyasındaki bir takım değişikliklerden dolayı ortaya çıkıyor. Lohusalık sendromu kimi zaman 1, kimi zaman ise 2 yıl bile sürebiliyor. Şiddetli hüzün, sinirlilik, bebeğine bakamayacağını düşünerek ortaya çıkan endişe Lohusa sendromunun belirtilerinden sadece bazıları. Hayatın ritmi Lohusa sendromunun mercek altına alıyor. Anne adaylarına ve yeni annelere bu sinsi hastalığa karşı korunacakları öneriler sunuyor. Evet, bebeğimizi kucağımıza aldık ama sonrası az önce izlediğiniz gibi lohusalık dönemi. Birçok konu var bu konuda konuşacak ama öncelikle bence tecrübeleri birazcık da sizlerin karşısına getirmek lazım. Annelerimiz burada. Şöyle neler yaşadınız, bize biraz anlatır mısınız? Doğum sonrası dönem. İki çocuk doğdu. Evet, ilk doğumum zordu. Doğumdan sonra, doğumda herhalde biraz bir stres ve panik yaptıktan sonra... Bebek doğduktan sonra sanki çok mutlu olamadım. İlk doğumdan sonra İlk bu. Doğumdan sonra. Yaşım da küçüktü. Yani acaba böyle onunla bir diyalog kuramadığınızı mı düşündünüz? Ona yetmediğinizi mi düşündünüz? Veya beğenmediğiniz mi bilmiyorum. Öyle ki insanlar zarar verebiliyorlar. Yani birazdan şimdi çok önemli de bir konuğum da bizlerle birlikte olacak. Onunla da konuşacağız ama. Yani çocuğunu... Öldürmeye kadar giden olaylar var. Yok Allah yok, benimki öyle değil. Bende bir de şu vardı. Kayınvalidemin evinde doğum yapmıştım. Eşim de görev icabı beni 5 günlük doğum yaptıktan sonra bırakıp görevine gitti. Ben sanki o gittikten sonra birazcık daha bozuldum. Onu hissediyorum. Yalnızlık belki de biraz yalnızlık, tetikledi. Yalnızlık belki eşimle bir arada bebeğe bakmak falan. Daha... Sizce ne kadar sürüyor bu lohusalık dönemi? Lohusalık dönemi benim ikinci de olmadı ama birinci de 45 gün sonra eşimin yanına gittim, hani bu bitti. Bu 40'ı çıkmak falan acaba böyle inanışlar var. Doğru mu sizce? 40 gün böyle bir miyat mı? Olabilir, olabilir. Tabii olabilir. Psikolojik açıdan aslında fiziksel bir şey olmasa bile. Bizim evde böyle bir yıl falan sürüyormuş gibi hissediyorum da. Yok yok, bizde o kadar sürmedi. Sonra ben bebeğimi alıp eşimin yanına gittikten sonra çok güzel bir anneydim. Çok sahiplenip hani sanki ondan başka dünyada hiçbir şey yoktu. Evet, peki bu tarafa da dinleyelim. Hocam valla benimki de 2 yaş arayla peş peşe oldu. Lohusalığı yatıramadan öteki aç diye kalkıyorsun yani. Onu ya. Düşünemiyorsun. Bir de uzak bir şehirdesin, ailenden pek kişiler yok. Aileden memur, kimse yok muydu? Yok yani. Annesin, çocuğun var. Başka kimseyi düşünemiyorsun ki yani. Yani. Biri acıkıyor. Öteki önemli değil. O nasıl olsa emiyor. Küçük de. Eşiniz destek oldu mu o dönemde size? O da görevine gidiyordu. Çok da o kadar şey yapmıyordu. Biraz tartışıyor muydunuz? Ya hiçbir şeyi duymuyorsun. Çocuklardan başka kimseyi görmüyorsun yani. Biraz tartışmaya halim bile yok ya. Yani. Halim yok ama biraz böyle yani. Tam tartışacakmış gibi bir durum da olabiliyor. Yani bir gerginlik oluyor yani, değil mi? Hocam benim eşim hiç destek olmadı lohusalığımda. Bebek ağladıkça ben ağlıyordum. 40 gün ağladım ben. O ağladıkça ben ağlıyordum. 40 gün sonra bıçak gibi kesildi mi? Tamamıyla değil ama biraz düzeldim yani.
Çok korktum bir şey olacak diye bebeğime. Ne olacak diye korktun mesela? Onu kaybedeceğim diye hep korkuyla yaşadım. Yani ona yetemeyecekmiş. Yetemeyecekmişim gibi. O ağladıkça ben çok ağladım ama. Eşin nerede burada? O ilgisizdi. Çok ilgisizdi. Öyle gerçekten ilgisizdi yani. Ama benim eşim ilgiliydi. Evet. Hakkını yiyemem. Yani hocam yalan söylemeyeyim, ilgisizdi yani rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hepsini tamam. Götürüyor bu da var. Kayınvalide evet, hoca. Kimse görünce. Kalmadı herhalde. Yani işte ben çok kötü geçirdim gerçekten loğusalığı yani. Ya cahildim ya yaşım küçüktü ondan. Çok zor günler geçirdim. Evet. Şimdi detaylı konuşacağız bunu. Aslında nedir ne değildir? Herkes merak ediyor. Bir psikoterapist konuğum var. Kendisi aynı zamanda psikolojik danışman Deniz Aygün hanımefendi. Nasılsınız? Aynı zamanda annesiniz. Evet, iki çocuk annesi. İki çocuk annesiniz. En iyi sizi bilirsiniz diyeceğim. 39 yaşındasınız. Hı hı. İki çocuğunuz var. Önümdeki notlara göre bir süre lohusalık depresyonu da geçirdiniz mi? Evet, tabii lohusa olup da depresyonunu... depresyona hiç uğramadan geçmesi çok mümkün değil gibi. Nedir bu lohusalık depresyonu? Evet. Şimdi kadının çocuğunu doğurmasıyla birlikte vücudunda ani hormon değişiklikleri oluşuyor biliyorsunuz. İşte bu hormon değişiklikleri de duygu durumu olarak depresif hissetmesine sebep oluyor. İnişler, çıkışlar falan. Tabii. Böyle tahmin edemeyeceğiniz bir anda böyle kendimi koruyarak yatıyorum falan dermişim. Öyle değil ama yani hakikaten insan tedirgin de oluyor. Bir duygu durumunda ciddi bir değişiklik var. Siz ne yaşadınız? Nasıldı? Ne yaşadınız? Yani nasıl yaşadınız bu dönemi? Öncelikle depresyon birçok belirtisi var. Bunlardan birkaç tanesini bende görüldüğünü fark edince tabii ki sadece hormonal değişiklik değil. Bunun yanı sıra çocukla birlikte sorumlulukların çok fazla artması söz konusu. Bunun yanı sıra özellikle çalışan kadınlar için söylüyorum yaşam biçiminin aniden değişmesi söz konusu. Bunlar depresyona yol açabiliyor, açıyor. Bende de bazı birkaç değişiklik olmuştu. Ve neler kendim, hissettiniz mesela? Ne gibi değişikliklerdi bunlar? Yani kendim de daha öncesinde hani birçok kez depresyon, lohusa depresyonu olsun, depresyon vakalarının tedavisinde destek olduğum için, psikoterapi yaptığım için belirtileri görmem ve danışanlarıma verdiğim gibi şeyleri, önlemleri kendim uygulamam çok zor olmadı. Nelerdi derseniz, işte ani ağlamalar, aşırı bir üzüntü, daha önceden kızmayacağınız çok ufak tefek şeyler, yani ben kişilik olarak bunları bu kadar kızmazdım derken birdenbire fazlaca sinirlenmek, o meseleyi fazlaca zihninizde büyütmek, negatif yanlılık çok fazla oluyor. Yani bunlar bende görülen belirtiler. Yani öyle ki intihar eden anneler biliyoruz değil mi? Çocuğuna zarar veren anneler biliyoruz. Hatta geçtiğimiz aylarda bir haber de yakaladık bununla ilgili. Ne diyordu? İşte bir anne mesela çocuğuna enjeksiyonla çamaşır suyu mu veriyormuş? Ne öyle bir şey yapıyormuş yani. Değil mi? Yani ondan sonra başka bir öğretmenin intihar olayı var. Bir doktor keşfediyor o çocuğa verilen zararı. Çocuk beğenmedim veya çocuğa ısınamadım deyip o çocuğu atanlar var, bırakanlar var. Yani çok uç noktalara kadar gidebiliyor. Siz bilinçliydiniz. Belki kolay atlattınız bu dönemi ama neler yapılmalı gerçekten herkes açısından? Ne diyebiliriz? Evet, öncelikle depresyonun belirtilerini fark etmek çok önemli. Depresyon çünkü toplumda çok sık görülen bir olgu. Özellikle de lohusa depresyonu daha da sık görülen bir durum. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık %15'i intihar girişimiyle sonuçlanıyor. Ve %15 malum tıpta çok yüksek bir oran. O yüzden de belirtileri fark etmek öncelikle yapılması gereken şey. O sebeple isterseniz öncelikle depresyonun belirtilerinden bahsedeyim. Çünkü lütfen. Ülkemizde yapılan araştırmalar gösteriyor ki pratisyen doktorlar, dahiliye hekimleri dahi depresyonun belirtilerinin pek çoğunu bilip görüp tanıyamadıkları için doktora, psikiyatriste, psikoloğa yönlendirme yapamıyorlar. Depresyonun 5 çeşit belirtisi var aslında. Tahmin ettiğimiz gibi sadece duygusal durumla ilgili belirtiler değil. Öncelikle zihinsel belirtileri var. İkincisi duygusal belirtileri var. Üçüncüsü davranışlarımızla ilgili belirtileri var.
Dördüncüsü motivasyonla ilgili belirtileri var. Son olarak da bazı fiziksel belirtileri var. İsterseniz zihinsel belirtileriyle başlayayım. Zihinsel belirtileri konsantre olamamak, bir şeye rahatlıkla odaklanamamak. Yani yeni doğum yapmış anne mutfağa gidip de mutfağa geldiğime göre buradan bir şey alacaktım ama nedir? Bu böyle kala kalır. Bu hem bellek sorunu hem konsantrasyon problemi. Ya da bebeğin çantasını açar, çantayı açtım kesin çantayla alakalı bir şey ama ne? Hangisini alacaktım? Neydi? Böyle sürekli kalma durma durumları olabilir. Çoğunlukla tabii ki hormon değişiklikleriyle de alakalı. Haliyle çevresinin, en yakınlarının, eşinin, kayınvalidesinin, annesinin, babasının orada anneyi yargılamaması çok önemli. Sen eskiden daha akıllıydın, ne oldu sana? Ya da düşünemiyorsun gibi. Evet. Gelelim. Yargılar anneyi daha çok yaralar, depresyonun derinleşmesine dahi yol açabilir. Şimdi size ilgisiz baba yani. İlgisiz baba ama evet, yani sen evet, böyle ilgisiz, değildin, ne oldu ilgisiz sana filan gibi mi yaklaşırdı? İşte o çok gücüme gitmişti hocam. Hastaneden getirip beni eve bırakıp vallahi kendisi çekip gitti. Çocuğumla yani ilk bebeğim, yaşım küçük. Ben yani psikolojim bozuldu. Peki sözlü olarak seni rahatsız ediyor muydu? Ettiği doluyor tabii, bu çocuk neden ağlıyor? Bunu niye susturmuyorsun? Niçin ağlıyor? Sustursana diye. Evet. Yani ben kötü geçti Loğusal'ım yani. Gerçekten çok psikolojim bozuldu. Hakaret, ediyordu da tabii. Evet. Yani burada işte ailelere de bir görevler düşüyor Deniz Hanım herhalde yani, değil tabii mi? Tabii ailelere büyük görevler düşüyor. Ailelere düşen görevler öncelikle depresyonun belirtilerini fark etmek ve psikoloğa, psikiyatriste doktora yönlendirmek. Ama tamam da yani bir insanın böyle ya senin depresyonun var demek de ağır bir şey yani. Hani o tabii kişi de onu bir hakaret olarak algılayabilir. Doğru mu? Evet. Yani şimdi helali olsun. Zaten hassas bir dönemde. Tabii. Ya işte yani sen iyi değilsin. Seni bir doktora götürün. Böyle de yaklaşmamak lazım. Diye. Efendim? Bir de bebeğe bakamazsam hani çok kötü bir durum mu var? Bebeğe bak, değil mi? Yani hem ya öyle düşünür. Bir de bebeğe bakamazsam kötü bir durum. Çünkü bakması gereken evet bir bebek var, sorumluluğu var. Depresyona girdin deyince vay daha da panikleyebilir. Yani bunu aslında böyle bizim kendimizin yönetebileceği bir depresyon değil mi? İlla bir burada doktora mı gitmek lazım? Şöyle tespit edebilir insanlar. Eğer haftada iki haftaya geçecek sürece biraz bu bahsettiğimiz, yine bahsedeceğimiz belirtilerden en az iki tanesi varsa bir uzmana başvurmak gerekir. Sen nasıl yani hissediyordun mesela? Yani kendi kendine baş etmeye çalışmak çok parlak bir fikir değil açıkçası. Kendinle hakikaten mesela bazı insanlar da kendilerini öz yorumunu katarlar veya işte kendilerini de ifade ederler. Derler ki ya evet bak ben ya hiç böyle değildim. Bana ne evet, oldu da böyle aynen, davranmaya başladım? Aynen öyle söyledim kendime. Kendimi de tanıyamadım. Ben böyle değildim. Ne oldu bana dedim yani. Evet, ilk çocukta söyledim böyle oldu i̇lk değil mi? İlk çocukta evet çok bocaladım. Çok yani. Bu ne kadar sürüyor çok peki? Çok bocaladım. Evet yani ne kadar süreceği açıkçası çok belirgin bir şey değil. Yapılan terapi müdahaleleri olursa ya da doktora gitmesi gerekiyorsa doktora giderse, hormon düzeyleri çok düşükse doktor hormon tedavisi yaparsa işler çok daha kolay değişebilir. Şimdi ama ilaç eğer alamayacaklar, sadece bir psikoterapi gerekli değil mi? Şimdi her türlü ilacı alamaz, emziyor netice evet, itibariyle. Eğer depresyon, minör depresyonsa yani hafif düzeydeyse ilaç almadan sadece psikoterapiyle tedavi etmeye çalışırız. Ama depresyonu derinleşiyorsa yani majör depresyona gidiyorsa ilaç alamaz diye bir şey yok. İlaç emzirirken verilebilecek ilaçlar var. Dolayısıyla aynı zamanda işte hormon tedavisi de görmesi gerekiyor olabilir. Yani depresyonun durumuna göre ilaç tedavisini de şansını da kadına vermek gerekir. Dolayısıyla buna karar vermesi gereken psikiyatri doktoru olduğu için çevresindeki kişilerin, eşinin, annesinin sen zaten emziriyorsun, ilaç da kullanamazsın diye herhangi bir yargıda bulunmaması en güzeli. Evet. Şimdi burada tabii kişilerde ne gibi farklılıklar, ne gibi değişiklikler de oluyor. İçine kapanmak, sessizleşmek belki depresyonun ağır bulgularından bir tanesi olabilir. Evet. Ama onun dışında belki mükemmelliyetçilik de bir depresyon bulgusu olabilir sonradan evet gelişen.
işte biraz daha hassas düşünme, hassas yapılı olma. Tabii. Ya sen bana niçin böyle davrandın? Eskiden kızmayacağınız bir şeye yeni dönemde belki kızıyorsanız, sizin moralinizi bozuyorsa belki kızamıyorsunuzdur. Kendinizi ifade edemiyor olabilirsiniz ama bu sizin daha içinize atmanıza da sebep olabilir. Hiç böyle içinize attığınız şeyler oldu mu? Çok attım hocam sinirse. Yani sinirli bir yapıya sahip oldum ben. Gerçekten ben sinirli değildim, böyle değildim. Sinirli bir yapıya sahip oldum yani. Evet. İlk bebeğimde daha. Sonra... Neden? İlgisizlikten. Peki o dönemde kendini bir şeylerle meşgul etmek istedin mi? Yani tamam eşin ilgisizdi. Onun ilgisizliğiyle kendini böyle daha üzmek yerine... İşte, belki bir hobiyle uğraşabilirdin. Uğraşmadım. Çocuk zaten çok büyük zamanla evet, alıyor. Evet, çocukla uğraştım yani hiçbir şeyle uğraşmadım. Bir hobi falan uğraşmadım. Neler tavsiye edersiniz? Mesela doğum yapmış annelere böyle hayata tekrar kolay adapte olabilmeleri için yapabilecekleri evet. şeyler var mı? Şimdi öncelikle biz terapide danışanlara aktivitelerini arttırmalarını öneriyoruz. Çünkü depresyonun o belirtilerinden bir tanesi daha pasif faaliyetlere yönelmek. Kendi arkadaş çevresinden, sosyal ortamından... kendini soyutlamak oluyor. Bu hem artık içinden gelmediği için depresyonun belirtisi olarak oluyor. Hem de imkanlar bebekle birlikte bir yere gitmeyi çok zorlaştırıyor. O yüzden de anne vazgeçiyor. Biz de tam tersine haftalık aktivite planı veriyoruz. Hem birileriyle buluşmak, görüşmek hem de düzenli yürüyüş. Diyelim ki ilaç kullanmayacak, emzirdiği için ilaç kullanmamayı tercih ediyor. Bu durumda her gün ilacı alacağı saatte yürüyüşe çıkabilir. Ben mesela buradan eşime çok selamlarımı gönderiyorum. Çok büyük destek oldu size. Efendim? Size çok büyük destek çok oldu herhalde. Çok büyük destek oldu. Yapılması gerektiğini ben söyledim. Her gün aynı saatte yürüyüşe çıkmam gerekiyor. O akşam işe geldikten sonra hadi canım sen çık yürüyüşünü yap. Kulaklığı hazırlayıp müziği ayarlayıp, müzisyendir kendisi, müziği de ayarlayıp hadi tempolu yürü gel. Bu sana iyi gelecek. Ya da derdi işte, bunu. Efendim? Bunu derdi yani size. Tabii. Evet, çok güzel bunu bir şey. Bunu söyledi. Siz... Ya da arkadaşlarınla buluş. Çocuk uyuduktan sonra biraz da süt sağıp bırakırdım eve. Tekrar uyanırsa, acıkırsa ben ona sütünü veririm. Bak sütümüz var. Hadi sen arkadaşlarınla Kadıköy'de buluş. Bir dakika. Şimdi siz bunları böyle anlattıkça hanımefendi diyor ki aklıma geliyor da diyor. Burada şey yapacak. Yok, yani kadınların özgürlüğünü... Yani anlattıklarınızın hiçbiri hocam, hiçbiri evet. gerçekleşmedi. Neler hiçbiri. Aklına geldi bir söylesene. Yaşadığım lütfen. O kötüler geldi. Neler, ne kötü, kötü ya, ne ilgisizlik, yaşadın? İlgisizlik, yaşadığım o bunalım, evet. depresyonda, evet. sinirsel. Bunlar aklıma geliyor. İyi bir şey gelmedi ki loğusalıkta yani. Yani anne çıkıp yani. Yürüyeceği zaman evdeki bir kişinin aa nereye gidiyorsun çocuğu bırakıp sözü ya da ters bir bakışı annenin bütün motivasyonunu kırabilir. Zaten çok zor çıkıyor. Dolayısıyla hemen vazgeçebilir. O yüzden desteklemek lazım. Böyle ben sen, buradayım, ya, bey, ben onu beslerim, sen çık kızım gibi. Bak içiniz sıkıldı, farkındayım. Evet, sıkıldı yani. Yani o günleri eski hatırladınız. O günleri hatırladıkça. Yani içim sıkıldı. Muhtemelen bunları zaman zaman dile getiriyordun. Dile getirdiğinde sana reaksiyon veriyor muydu, bir cevap veriyor muydu? Kapıyı vurup çıkıp gidiyordu yani umurunda değil adamın ne çocuğu umurunda ne akşam karısı geldi, umurunda. Akşam geldiğinde yemek nerede? Yemek nerede? Yemek yapmaz mıydı hiç? Yapmazdı ki. Ben mi hocam? O. Yapmazdı. Benden beklerdi. Tabii ben de olacak ki yapayım. Yemek pişireyim. Olacak ki pişireyim. Olmayınca ne pişireceğim ne yapacağım? Böyle bir sorumsuz insandı yani. Evet. Olmayınca ne pişireceğim onun önüne koyacağım. Ancak çocuğumu doyurmak için uğraşıyorum. Kendimi çocuğa verdim yani. Evet. Bebeğime verdim kendimi. Evet. Hiçbir şey gözüm görmedi, umurumda değildi. O sizi rahatlattı mı peki? O beni rahatlatıyordu bebeğim. Sonra evet. peki ikinci bir gebelik daha yaşadınız? Ya onda da aynıydı. Değişmedi. Adam değişmedi. Adam değişmedi. Senin yaşadıkların değişti mi? Benim onun yaşadıklarım. Kadar, onun İkincide kadar... biraz daha tecrübe sahibi oldum ben. Daha tecrübe. İkinci çocuk da risk altında mı anne? Yoksa hakikaten azalıyor mu yani bu? Risk azalmaz. Eğer tedavi edilmediyse ilk depresyon, kendiliğinden iyileştiyse risk artar. Yani birinci depresyonun tedaviyle iyileşmesi ikinci çocukta depresyona girme ihtimalini azaltıyor. Evet, öyle bu, enteresan bir durum var. Bu hakikaten... Çok zor. Çok zor hocam evet yani. Bir de, yaşayan bilir çok evet. zor. Ben çok kötü atlattım. Bir de hanımefendinin söylediği gibi
işler çok artıyor çocukla birlikte. Sorumluluklar çok fazla artıyor. O ufacık bebek 24 saatlik emek istiyor ve açıkçası bir kişinin değil birkaç kişinin birden çalışmasıyla ancak üstesinden gelinebiliyor. Biz şimdi tükenmişlik sendromu işledik. Burada dedim ki ya öyle çalışmayla işle güçle değil. Ya bir insan, bir anne düşünün ya. Evet. Şimdi hem evde çalışıyor. Evet. Hem belki işi var. Hem çocuğuna bakacak, hem evi derleyecek, toparlayacak, yemekle uğraşacak, onunla uğraşacak. Şimdiki yok. Bir makina da yok. Yani hiçbir şey yoktu. Şimdi. Hazır bez yoktu. Elimde yıkardım ben bezlere. Yoktu, makinem yoktu. Bez, hiçbir bez, şeyim bez, yoktu yani. Bez. Evet. Yani o zaman çamaşırdan da hiç çıkamıyorduk hocam. Yani iki çocuk oluyor. Evin çamaşırı, kendi çamaşırı. Çocuğunkini ayrı yıkıyorsun. Kaynatıyoruz, bez kaynatıyorduk filan sürekli. Çocukla bence yani anne olmak, çocuk sahibi olmak o lohusalık dönemi bile belki insanı tükenmişliğe kadar götürebilir. O kadar ağır bir yük ki kolay değil. Evet, biz belki işe gidiyoruz. Gün içerisinde ne olup bittiğini farkında değiliz ama akşam evimize gelip çocuğu elimize aldığımızda aslında 15 dakikada hemen birisi elimizden alsa diye bazen aynen, düşünmüyor öyle. Bizim üstümüze olabilir. Atıyorlar yani. Evet, yani şimdi burada annelerin hakkını yememek lazım. Lohusalık bu kadar kıymetli. Deniz hocamızın dediği gibi mutlaka depresyon bulguları eğer varsa eşlerin ve ailelerin en başta destek olmaları gerekiyor. Ve eğer bu süreç 2 hafta veya daha uzun süre devam ettiğini hissederseniz, belki bu hissettiğiniz bulguların da daha ilerlediğini fark ederseniz, o zaman bir profesyonelden destek almanızda fayda var diyorum efendim. Tabii programlarımız devam ediyor. Yeni doğan çocuklara nasıl yaklaşmak lazım? Onlardaki bulguları da değerlendireceğiz. Belki anne sütüyle alakalı da birazcık konuşacağız. Çünkü bu lohusalık dönemiyle anne sütü biraz çok ilişkili. Sebebi de şu, depresyon kaynaklarından veya sıkıntı kaynaklarından bir tanesi de o. Dolayısıyla hiçbir yere ayrılmayın. Aynı yerde, aynı saatte sizleri bekliyor olacağız efendim. Sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bırak çabucak.